Suratun Nisa sayfa 101. Nisa suresi 148 numaralı ayetten başlıyoruz. La yuhibbullahu'l cehra. La yuhibbu, sevmez ki Allah Allah. Neyi? El cehra, cehri. Cehir, yani el cehr nedir? Açıkça söylemek. Cehri. Cehir aynı zamanda biliyorsunuz harflerin sıfatları, bir tecvitle ilgilenen varsa, mahreçle, Kur'an-ı Kerim'in güzel okumayla alakalı ilgilenenler varsa bazı harflerde cehir sıfatı vardır. Bazılarında hafa sıfatı vardır. Çeşitli sıfatlar var yani. Burada cehir nedir? Belirtmek yani açıkça, net bir şekilde ifade etmek. La yuhibbu ahabbe yuhibbu muzarifi ahbebe yuhibbu ef'ale yuf'ilu ifal babından muzarif fiil olur yuhibbu. La yuhibbu hoşlanmaz. Kim? Allah Allah. Lafzatullah fail oldu. El cehra meful bih oldu. Cehirden hoşlanmaz. Açıkça söylenmesini sevmez. Bissu'i çirkini minel kavli. Söz cinsinden olan kötü şeyin açıkça söylenmesi, aşağı vurulmasını Yüce Allah sevmez, hoşlanmaz. El cehr kelimesi 3. baptan mastar olmaktadır. Cehera, yecheru, cehrun. Mastar. İlla ancak hariçlerin müstesnadır. Ne? Men, o kimse ki zulime. Zaleme, zulime. Zulime nedir? Zulme uğradı. Mazlum ya, mazlum. Zulime hüve. Mazlumun sözü hariç. Mazlumun açıkça söylemesi bunun dışındadır. Zulime hüve. Ve kâne Allahu semî'en alîmâ. Ve kâne Allahu ve Allah'dır. Nedir? Semî'en alîmâ. Semî, kânenin birinci haberi. Alîm, kânenin ikinci haberi diye değerlendirebilirsin. Veya semiyen birinci haber, alim ikinci haber değil de semiyen lafzının sıfatı diyebilirsin. İki çeşit değerlendirme mevcuttur. Lafzatullah ise kendinin ismi olduğu zaten gayet açık. Semi, alim her ikisi de nedir? Mübalağalı isim faildir. Şa'il vezninde. Mübalağalı isim faili böyle sadece işte emsile bina maksut değil, maksut dahil değil de yani emsile bina okuyanlar sadece ne zannediyor? Taal Nassarun kalıbını yalnızca mübalağalı isim fail zannediyorlar ama maksut izi okuduğunda çeşitli kalıpların olduğu ortaya çıkıyor. Biz bu kalıpların daha fazla olduğunu da maksut izi gibi derslerimizde ortaya koymuştuk. Şimdi 149. ayet. İn tübüdü. İnden alar. Yani bunu daha çok sarf, nahiv, belagata değiniyoruz ama tecvidlere de değinilebilir yani. Şurada el cehir kelimesinden azıcık bahsedince aklıma o da geldi. İnden var, ifa olduğu açık ama ifa olduğunu bugün ben ortaokula derslere de giriyorum. Okuldaki çocuklar da az çok bilebiliyor. Biraz daha ince bilgi olarak ne diyebiliriz? İfa var, ifanın hükmü nedir mesela? Vaciptir, caizdir. Bir hüküm olayı var. Bir de ne var? Tutulma oranı var. Yani ne kadar tutulması gerekir? İşte bir harf, iki harf, bir buçuk harf. Evet, hocam hepsini biliyorum maşallah. Bir buçuk harf oranında tutulması gerekiyor. İn tüptü. Tabii ben ifa falan yapmıyorum. Şu an Kur'an okuma dersi değil. İn burada nedir? İn şartiye. Herkes bilmiyor. Aynı dediğiniz gibi yani. İfa olduğunu bilen kişi sayısı bayağı çok da İşte hükmü nedir, ne kadar tutulur dediğimizde o bilen oranı bu defa bayağı aşağı doğru iniyor. Evet, iniş şartıya şart edatımız. İn tübdü açıklarsanız da, açıklasanız da hayra, hayrı, bir hayrı veya tuhu gizleseniz de hu o hayrı yaptığınız iyi şey yani açıklasanız da, gizleseniz de anlatın devam ediyor ama şimdi ayet devamı getirmeyelim. İn şartiye dedik. Tübdü fiil dedi. Muzarifi. Tübdü ne aslında. Ama tübdü diye kalmış. Nun silindi. Neden nun yok? Çünkü şart cümlesi ne olmuştu? İn yani zamanda cezmeder öyle değil mi? Cezme alameti olarak sonundaki nun düşmüştür. Efali hamseden cezme alameti olarak nun düşer. Biz bunu ta avamilde bahsettik. Avamil bir gibi de
İrab bahsinde geçen bir şey. Tübdü de vav faildir. Öyleyse hayran ne olacak? Tübdü zaten. Burası aynı zamanda bir fiil cümlesi. Bir başka değerlendirmeye göre fiil cümlesi ama aynı zamanda nedir? Şart cümlesi. Ne demiştik? Cümleyi isim cümlesi, fiil cümlesi de ayırmada bir ittifak var. Tamam. Bunun dışında zarf cümlesi, şart cümlesi diye ayıranlar da var demiştik. İşte buraya direkt şart cümlesi diyenler de vardır. Ama şart cümlesi de esasen fiil cümlesinin bir alt kategorisi olduğundan yani çok büyük bir olay var gibi değil yani bilinen bir şeydir diyelim. Ve devam edelim. Ev veya, ev zaten atıf var, bunu herkes biliyor. Tuhfuhu diyor ya, tuhfu, tuhfu ne aslında. Yine sonunda bir nun vardı. Cezm alameti olarak oradaki nun düşmüştür. Tuhfu gizleseniz de. Vav yine ne olur? Ya yine vav yine fail olur. Hu yine meful bi olur. Bununla beraber buraya hani şu an müfret bir inceleme yaptık. Cümle incelemesi de yapabiliriz değil mi? İntübdü nedir? Bir başlangıç cümlesi, istinaf cümlesi olduğundan İrab'tan mahalli yoktur. İntübdü hayran. İrab'tan mahalli yok. Yani bu cümlenin genel olarak İrab'ı nedir? Yoktur. Çünkü İrab'tan mahalli yok. Ev tuhfuhu. Tuhfuhu da bir fiil cümlesi değil mi? Burası da bir cümle. Bunun cümle olarak İrab'ı nedir? Yine yoktur. Neden? İstinaf cümlesi üzerine atfedilmiş bu. Ev var arada. İstinaf cümlesinin atfedildiğine göre onun irabını alması beklenir. İrabı yoktu ki istinaf cümlesinde. Öyleyse tuhfuhu'da da yine aynı şekilde irab yoktur. Bununla beraber burada neye değinebiliriz? Tübdü, tuhfu zıt kelimeler değil mi? Tübdü açığa vurmak, tuhfu gizlemek. Öylesine ne var? Tıbak sanatı vardır. Devam edelim. Ev veya ta'fu. Ev yine atıf harfi. Ta'fu, ta'fu ne? Yine nun olacaktı. Nun yine hasfedildi. Bununla beraber cümle olarak bakarsan tuhfu, tübdü nasıl ki bunların irabı yoktu cümle olarak, o zaman ta'fu'da da yine cümle olarak bir irab olmayacak. Çünkü onların üzerine atfedilmiştir. Ta'fu bağışlamak demek. Bağışlarsanız, bağışlasanız da en su'in bir kötülüğü ne olur? Fe bu durumda yani hepsi de İnnallâhe şüphesiz ki Allah nedir? Kâne hüve efüven gadîra. Kânedir. Hüve o Allah. Hüve kânen ismi. Nedir? Efüven. Çok bağışlayandır. Gadîran. Çok kadirdir. Yani her şeye güç yetirendir. Efüven gadîra. Her ikisi de yine mübalağalı ismi fail. Kâne'nin ismi neydi? Hüve. Haberi Afuven. İkinci haber Gadira. Veya Gadira'nın Afuven'e sıfat verebilirsin. Bu da mümkündür. Bununla beraber burada şuna değinebiliriz. İnne isminin asıl haberini raf eden edatlardandır. Zaten üzerinde yani yarım saat konuşulabilecek bir bilgi zaten sizlerde de artık vardır diye düşünüyorum. Lafzatullah onun ismi haberi ne? İnne'nin haberi cümle olarak gelmiş. Kâne hüve Afuven Gadira. Haberdir. Öyleyse buranın cümle olarak irabı nedir diye soru akla geliyor. Burası haberdir. Neyin haberi? İnden haberi. İnden haberi ne olur? İsmine nas haberini raf ettiğine göre mahallen merfudur demek gerekir. Evet. Böylece cevabı ortaya çıkmış oldu. Mahallen merfudur dedik. Devam edelim. İnnellezîne yekfurûne. İnnellezîne o kimse der ki yekfurûne inkar ediyorlar. Billahi Allah'ı ve Rasûlihi ve Rusûlihi onun peygamberlerine. Rasûlün müfret, Rusûl cemî mükesser biliyorsunuz. Cemî mükesserin de elde ediliş biçimleri var. Harfin çıkartılması, eklenmesi gibi işte harekete oynamalar yapılması gibi çeşitli yöntemler vardı. İnne ismine nas haberini raf eden edatlardan birisi. Burası bir istinaf cümlesi. Yine bir cümle başlıyor. Ellezine isim mevsul. İsim mevsulden sonra gelen cümle nedir? Sıla cümlesidir. Madem ki sıla cümlesidir öyleyse İrab'tan mahalli yoktur. Cümle olarak bu. Kefara yekfur birinci baptan. Vafail nun onun merfu olduğunu gösteren bir harf. Yekfurun inkar ediyorlar. Billahi Allah'ı.
Ve daha kimi inkar ediyorlar? Rusulihi, yani Rusulillahi, Allah'ın Rasullerini, peygamberlerine. Ve yuridune, ve istiyorlar kim? Vav onlar. Vav fail onlar istediğini belirtiyor. Nun ise kelimenin merfu olduğunu gösteriyor. Erade yuridu. Onlar istiyorlar. İsterler. Ne isterler? En yuferrigu, ayırmak. Beynallahi ve Rusulihi. Allah'la peygamber arasını ayırmak isterler. İstedikleri şey nedir? En yuferrigu, ayırmaktır. En eni mastariye, yuferrigune, enlen çe izen, nasb edatlar. Yuferrigune, yuferrigu diye kaldı. Sondaki nun silindi. Çünkü fiil nedir? An itibariyle mensuptur. Nasb alameti nunun hasfidir. Ferraga, yuferrigu. Fe'ale, yufe'ilu, tef'i. Demek ki tef'il babından muzaridir. Bina'uhu litteksir. Öyleyse en yuferrigu iyice ayırmak isterler. Net bir şekilde ayırmak isterler. Yuridune fiil ve fail en yuferrigunun mef'ulü olmakta. Fiilden mef'ul mu olur? Yuferrigune mef'ul değil. En yuferrigune. Burası çünkü mastar tevilindedir artık. Yuferrigune da vav faildir bu arada. Farkındasınız. Beynallahi ve Resulü. Allah ile peygamberler arasını, peygamberleri arasını ayırmak isterler. Peygamber Farsça bir kelime biliyorsunuz. Resul, Resul, Nebi bunlar hepsi Arapça. Türkçesi elçi idi. Ve yegulune ve derler. Vav yine fail olur. Nun onun merfu olduğunu gösterir. Yegulune derler. Ne derler? Nü'minu biz inanırız bir ba'din bir kısmına ve nekfuru biz inkar ederiz bir ba'din bir kısmına. Bir kısmına inanırız bir kısmını inkar ederiz. Ve yuridune ve isterler en yettehizu tutmak beyne derki sebiyle. Beyne derki sebiyle beyne arasında der ki bunun yani inanmak vardı inanmamak vardı öyleyse inançla küfür arasında yani sebiyle bir yol tutmak bir yol edinmek isterler. Şimdi işte yuridune yuridun iki defa geçti değil mi? Bir yuridune bir yuridune. Yani alt alta geçti. Öyleyse tekrar sanatı var. Edebiyat olarak bakmak gerekirse. Yuridune aslında ki şurada yuferrigu yuridune en yuferrigu yuridune'den sonra gelen en yuferrigu'yu meful demiştik. Aynı şey yuridune'den sonra gelen en yettehizu yine meful. Tehade. Ehaze. İvtehaze. İvtehaze gibi. Farkındasınız. Ulaike. İşte onlar, hum onlar el kafirûne, kafirlerdir. Hakkan, gerçek kafirlerdir. Ve e'tedne, ve biz hazırladık el kafirine, kafirler için edaben mühine, alçaltıcı bir azap hazırladık. Vellediğin o kimseler ki âmenu, iman ettiler billahi Allah'a ve rusulihi, onun peygamberlerine. Ve lem yüfercigû, ve ayırmadılar beyne hadin minhum, onlardan herhangi biri arasında. Ayırmadılar. Evet, ifsal babı. Ayırmadılar. Ulaike işte onlar sefe ileride yu'ti verilecek. Vereceğiz. Hem onlara ucura mükafatlarını vereceğiz. Eta yu'ti iftial hocam. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Yine terkibi sık sık ortaya konan bir cümle tarzı diyelim. Ve kâne Allah gafûran rahîmâ. Kâne efali naksadan. Allahu ismi gafûran. Birinci haber rahim. İkinci haber veya rahim. Birinci haberin sıfatı. Birinci diyorum sanki ikinci varmış gibi anlamdan yani. Kâne neydi? Efali naksadan. Naksadan ne demiştik? Demiştik ki kâneyi daha yeni işledik aslında. Gafuran fa'ul vezni mübalağalı isim fail. Rahim yine mübalağalı isim fail. Çok bağışlayan, çok merhamet eden. Gafur çok bağışlayan. Rahim çok merhamet eden, çok acıyan diyebiliriz. Özellikle Rahim ve Rahman kelimeleri için sıfat-ı müşebbehe olduğu da söylenmiştir. Yani İhtiraf konusu bu.
Ama Gafur'un mübalağalı ismi fail olduğu daha aşikar. Rahman ile Rahim kelimeleri ise müşebbehe mi, mübalağalı ismi fail mi? Dilciler arası tartışma. Yes'eluke ehlul kitab ise ele yes'elu. Tabi artık ben Eksamus Seba'ya göre da şey yapmıyorum ben. Eksamus Seba'ya göre siz değerlendirmeleri zaten yapıyorsunuz. S-E-L yes'elu hangi babdandır? İşte muzaf mıdır değil midir gibi. Yes'elu soruyor. Ke sana kim? Ehlül kitabı. Kitap ehli soruyor. Neyden soruyor? Ne soruyorlar? En tünezzile. İndirmemizden soruyorlar. Aleyhim onlar üzerine kitaben bir kitap. Mine semai gökten. Fekad se'elu Musa. Musa'dan istemişlerdi. Musa kelimesi. Elif üzerine mukadder fetha var değil mi Musa'da? Şimdi se'ele se'elu mazi fiil vav fail Musa mef'ulü bih olur. Nasb alameti nerede? İşte elif üzerine takdir edilen fetha. Ekbera büyüğünü istemişlerdi. Daha büyüğünü. Min dalike bundan. Senden istediklerinden daha büyüğünü, daha büyük bir isteği de Musa Aleyhisselam'dan istemişler. Ve ardından kalu dediler ki eri sen göster. Eri ente. Sen göster. Na bize. Eri. Era yuri eri eri. Sen göster. Na bize. Kimi göster? Allah'a. Allah'ı göster. Cehraten. Açıkça Allah bize göster. Demişlerdi. Fe derken ehadethum sa'ikatun. Ehadet aldı. Hum onları. Aldı yani çarptı manası. Onları çarptı ne? Sa'ikatu. Yıldırım çarptı onları. Bi zulmihim. Zulümleri sebebiyle. Çarpma sebebinden bahsediyor. Ba sebebiye. Sümme sonra ittehazu taptılar el icle buzağıya. İttehazu ne? Ehaze ittehaze. İttehaze. Ehaze. İttehaze. El icde buzağıya tapındılar. Taptılar. Min ba'di ma. O şeyden sonra ki caet gelmişti hum onlara el beyinat deliller. Kendilerine açık deliller geldikten sonra. Ve ardından efevna onları biz bağışladık. Endalike bu yaptıklarından. Bundan dolayı onları affettik. Ve ateyna Musa sultanen mübine. Ve ateyna ve biz verdik nafait Musa. Musa aleyhisselama verdik. Musa yine mensuptur. Nasb alameti elif üzerine takdir edilen fethadır. Musa aleyhisselama ne verdik? Sultanen bir saltanat. Binen güçlü apaçık bir saltanat verdik. Ve rafa'na ve biz kaldırdık. Fevkahum onların üzerlerine ettura turu dağı kaldırdık. Bir mithaqin sözlerini tutmaları için sözlerinden dolayı. Ve bunlar biz dedik ki lehum onlara udhulu girin elbabe kapıdan succeden secde ederek. Ve bunlar biz dedik ki lehum onlara la ta'du aşmayın çiğnemeyin. Fissebiti cumartesi yasağı. Ve hadna ve biz aldık minhum onlardan mithaqan galiza sağlam bir söz aldık. Yani burada şimdi cumartesi hakkındaki durumu aşmayın yani yasağı aşmayın diyor. Direkt bu sayfaya baksan cumartesi ile alakalı ne vardı diye düşünebilir. Bir önceki sayfada cumartesi yasağı geçiyordu değil mi? Cumartesi yasağı diye bir şey vardı. Demek ki bir şey anlamadıysak bir sayfa veya birkaç sayfa geriye bakarak neyden bahsedildiğini anlama ihtimalimiz daha yüksek olacaktır. Galiz nedir? Bu da mübalağalı isim faildir. Sağlam. Misak söz demek zaten. Galiz sağlam söz. Büyük söz. Konumuz burada bitmiştir. Peki değinmediğim ne kaldı? Tübdü, tuhfu, ta'fu bunların her birinde hazif ile ilal var. Tübdü, tuhfu, ta'fu her birinde iltika-i sakineyden ötürü hazif ile ilal vardır diyorum.
Böylece sayfayı bitirdik diye.